Merhaba çocuklar, size bugün anlatacağım masalın adı Altın Yumurtlayan Tavuk. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. İnsanların yaşadıkları dağdan taştan, kurttan kuştan çokmuş. Çok uzak diyarlarda küçük, şirin, yemyeşil bir köy varmış. Köyde fakir bir adam yaşarmış. Bu adamın bir de tavuğu varmış. Adam tavuğunu çok severmiş. Her gün tavuğunun başını okşar, ona güzel sözler söylermiş. Tavuk da ona her gün bir yumurta verirmiş. Ama bu yumurtaların bir özelliği varmış. Neymiş? Yumurtalar altındanmış. Adam bu yumurtaları alır, şehre götürür, kuyumcuda satarmış. Aldığı parayla da ihtiyaçlarını karşılarmış. Günler böyle akıp gidermiş. Derken fakir adam gün geçtikçe zengin olmaya başlamış. Çalışmadan, yorulmadan, hiç emek sarf etmeden para kazandığı için de paranın kıymetini eskisi gibi bilmiyormuş. Sürekli parasını gereksiz şeyler için harcıyormuş. Lüks içinde yaşamaya başlayan adamı artık para da mutlu etmiyormuş. Zamanla huyu suyu değişmiş. Tavuğunu eskisi gibi sevmiyor, ona güzel sözler söylemiyormuş. Her gün altın yumurta yumurtladığı için de ona eskisi gibi minnet duymuyormuş. Tavuk bu duruma çok üzülüyormuş. Adam düşünmüş. Neden hazineye sahip olmak varken her gün bir yumurtayla yetineyim? Hayatımın sonuna kadar padişahlar gibi rahat yaşamak varken bir yumurtayla yetinmek hiç akıllıca değil demiş. Ve plan yapmış. Hazinenin de altın yumurtlayan tavuğun karnında olduğunu düşünüyormuş. Bir sabah uyanmış. Gelmiş kümesin kapısına. Geçmiş altın yumurtlayan tavuğun karşısına. Altın yumurtlayan tavuk ters giden bir şeyler olduğunu anlamış. Yapma demiş. Adam dinlememiş. Açıvermiş altın yumurtlayan tavuğun karnını. Ama bir de ne görsün. Tavuğun karnında ne altın yumurta var ne de hazine. Hemen kapatıvermiş. Özür dilemiş altın yumurtlayan tavuktan. Masal bu ya. Altın yumurtlayan tavuk affetmemiş adamı. Eşyalarını topladığı gibi uzak diyarlardan başka bir köye yerleşmiş. Adam yaptığından çok pişman olmuş. Hem altın yumurtadan hem de tavuktan olmuş. Ama son pişmanlık fayda etmezmiş. Ve bu masal da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Birincisi sevdiklerinin kıymetini bilenlerin başına. İkincisi elindekilerle yetinenlerin başına. Üçüncüsü bu masalı dinleyen siz çocukların başına. Masallarla kalın. Sağlıcakla mutlu kalın çocuklar. Hoşça kalın.